Evet sevgili gençler, hepinize merhabalar. Girdiğiniz sınavın çözümlerini yapacağız şimdi. Matematik bölümünün, umarım sınavınız iyi geçmiştir. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Bakın, Eyşan'la Seda aralarında bir oyun oynayacaklarmış. Peki nasıl bir oyunmuş bakalım. Diyor ki pozitif bir doğal sayı söyleyerek başlayacakmış Eyşan. Seda da Eyşan'ın söylediği sayının rakamlarını kullanarak bir sayı söyleyecekmiş. Eğer Seda Eyşan'ın söylediği sayıyla aralarında asal olmayan bir sayı söylerse oyunu kazanacakmış. Aralarında asal olmayan. Tamam. Bu kısım önemli arkadaşlar. Şunun üzerinden bir kez daha geçelim. Eyşan 91'i söyledi. 91 dediğin sayıyı tanıyorsun. 13 ile 7'nin çarpımıdır. Değil mi? Pislik sayılardan bir tanesi. Çünkü asal gibi görünür ama asal değildir. 19, 19 bak 13 çarpı 7 ile asaldır. Zaten 19 da asal sayı. 99, 3'ün karesi çarpı 11'dir. 3 ve 11, 13 ile 7 ile aralarında asal gelecektir. 99 da gitti ama 119 öyle mi? 119, 17 ile 7'nin çarpımıdır. Dikkat et. 119'un içinde de 7 çarpanı var. 91'in içinde de 7 çarpanı var. O zaman bu aralarında asal olabilir mi? Mümkün değil. Cevabımız Ceyhan. Soru 2. İfadeler verilmiş. Sağ yatıksa görüyorsun. Şuna biz sağ yatık diyelim. Sağ yatıksa ebop, sola yatıksa ifademiz ekok alacağız. Şunların ikisi de sağ yatık. 32 ile 56'nın ebobu ne? 8 mi? Yapıştıralım hemen. 8. 60 ile 48'in ebobu ne? 12. 8 ile 12'nin ekoku ne? Çünkü bu sefer bunlar sola yatık görüyorsun. Bak şöyle çizgimi yapayım daha rahat anla. 12 ile 8'in ekoku da 24 gelecektir. Bunları hızlı bir şekilde yapmışsınızdır umarım. İkinci soru Adana'ydı. Üçüncü sorum. Şimdi bak, Aybars'la İrfan'ın gördüğün gibi iki tane bahçesi var. İrfan'ın bahçesinin çevresi 14 çarpı 4'ten 56 metre. Aybars'ınki ise 16 çarpı 4'ten 64 metre. Etrafını birden fazla tampon olmak üzere tel örgüyle çevirmek istiyorlarmış. Tamam. Şimdi diyor ki İrfan'ın bahçesinin bir kenarı 14. Tamam, bunu da gördük. 16. İki arkadaş da aynı uzunluktaki paket halinde satılan tel örgülerden almak istiyor. Paketler en az kaç metrelik olmalıdır diyor. O halde 56 ve 64'ün ekokuna ihtiyacımız var değil mi bizim? Neden? Çünkü ikisinin de katı olması lazım. Peki 56 ile 64'ün ekokunu aldınız. Kaç geldi? 448 geldi. Cevabı işaretlediniz. Geçtiniz gençler. 4. Bakın bir üst sayı sorusu. 128 sayfalık kareli bir defter satın almıştır diyor Cansu. Defterin toplam birim kare sayısını saymak isteyen Cansu ilk sayfadaki birim kareleri yukarıdan aşağı 64, 64, soldan sağa 32. O zaman kaç tane birim kare olduğunu bir sayfada nasıl çarpıp bulabiliriz? Bunları çarparak 64 2 üzeri 6, 32 2 üzeri 5. Bu defter 128 sayfalıktı, yani 2 üzeri 7 sayfaydı. Bunları çarptığın zaman 2 üzeri 18'e ulaşırsın. Üstleri topladın, 2 üzeri 18 geldi. Peki 2 üzeri 18 dediğin ifade şöyle yazılamaz mı? 2 üzeri 6'nın küpü. Üstün üste olduğu zaman çarpıyorduk. Şıklarda kimde var bu? Adana'da var. İşaretle yapıştır, geç. 5. soru. Dikkat. Diyor ki İdil dikdörtgen şeklindeki bir kağıdı aşağıdaki gibi keserek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediyor. Demek ki alttaki kare, değil mi? Yukarıdaki ise dik dörtgenmiş arkadaşlar. Elde ettiği kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 90 santimetre kare. Karemiz 90 santimetre kareymiş. Dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. O zaman bu da 10. Doğru mu? Bu nereden çıktı ya? 30. 3 kat demiş. Peki. İdil'in elde ettiği dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenarının uzunluğu sorulmuş. Arkadaşım, karenin alanı 90'sa bir kenarı kök 90'dır. Kök 90 dediğim sayı 3 kök 10 değil midir? O zaman bütün kenarları 3 kök 10 birim. Burası da 3 kök 10 birim. Peki şurayı bilmiyorum ben. Soru işareti koydum. Dikdörtgen üzerinde çalışıyorum. Bak 30 bulunmak isteniyor. 30 çünkü alan 3 kök 10'la ne çarpılırsa 30 yapar. Kök 10 dediğini duyar gibiyim. O zaman soru işareti kök 10 olmalıymış. Bize diyor ki elde ettiği bu dikdörtgen kağıt vardı ya, onun kısa kenarı kaçtır diyor. Bulduk. Kaç bulduk? Kök 10 bulduk. Denizli. İşaretledik ve geçtik. Altıncı soru. Soruyu okuduk hepimiz. Diyor ki yukarıdaki tabloda 4 farklı operatör firmasının belirli gigabyte harcama karşılığında aldığı ücretler gösterilmiştir. Benim burada birim internet fiyatına ulaşmam lazım, değil mi? 1 GB'lık internet fiyatına. O zaman ne yapalım arkadaşım?
Bak 72.6'yı 72 kök 6'yı 8 kök 3'e bölelim. Böl bakalım. 72'yi 8'e böl. 9. Kök 6'yı kök 3'e böl. Kök 2. Hatta bunu da tek kök içinde yaz. 81 çarpı 2'den kök 162. Doğru mu? Var mı bir hata? Yok. Süper. Devam. 21 kök 30'u 7 kök 5'e bölüyorum. 21'i 7'ye böl. 3. Kök 30'u kök 5'e böl. Kök 6. At 3'ü içeriye. 9 çarpı 6'dan kök 54. Tertemiz. 60'ı 5'e böldüm. Önce katsayı bölüyorum. 60'ı 5'e böldüm. 12 sonra kökün içindeki sayıları birbirine bölüyorum. Kök 5. 12'yi içeriye gönderdim. 144 çarpı 5'ten 720. Süper. 30'u 5'e böldük. 6. Kök 12'yi kök 6'ya böldük. Kök 2. Yani 6'yı içeriye salladım. Kaç geldi? 36 çarpı 2'den 72 mi geldi? Burada en az olan hangisi? En uygun fiyatlı internetim gördüğün üzere Y. Dolayısıyla cevabımız Y olacaktır. Harika. Devam. 7. soru. Bakın Bahadır bilgisayarda bir program hazırlamış. Köklü ifade simgesi tanımlı olmadığı için ilginç bir teknik kullanmış. Kök 48, 1 kök 48 ya bu şekilde yazmış. 1 kök 48 diye yazılabilir. Veya 2 kök 12 diye de yazılabilir. Doğru mu? Ama kök ifadesi olmadığı için çizgiyle belirtiyor. Yine 4 kök 3 diye de yazılabilir. Şimdi kök 288'den bahsetmiş. Kök 288'i 12 kök 2 veya 8 kök 6 veya 6 kök 8 veya 4 kök 18. Bunlardan bir tanesiyle yazamayacağım. A şıkkına bak. 144 çarpı 2 kesinlikle doğru. 8'i içeriye salla. 64 çarpı 6. 64 çarpı 6 sanki 288 yapmaz. Evet yapmaz. Diğerlerine bak. 36 çarpı 8 yapar. 16 çarpı 18 yine arkadaşlar 288 yapacaktır. Güzel. Devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde 1 numaralı konumdan 2 numaralı konuma getirilen yayın boyu %25 uzamıştır. Yani çeyreğe kadar uzamış değil mi? 1 bölü 4'ü kadar uzamış. Başlangıçtaki boyu 4 çarpı 5 üzeri x'miş. 4 çarpı 5 üzeri x'in çeyreği ne yapar bulalım mı beraber? 1 bölü 4'ü. Bunlar gitti. 5 üzeri x'miş. Uzama miktarı bu kadarmış. Ama uzama miktarını 5 üzeri 3 demiş. Tamam hemen eşitleyeyim. O halde x 3'müş. Yani ilk durumda şu arkadaşım 4 çarpı 5 üzeri 3'müş. 5 üzeri 3 kadar da uzadı. Yani 4 tane 5 üzeri 3'ün üzerine bir tane daha 5 üzeri 3 ben ekledim. 5 üzeri 3 parantezinde 4 artı 1'den 5 geldi. Yani 5 üzeri 4 mi oldu? Aslında ikinci durumdaki yayımızın uzunluğu 5 üzeri 4 santimetre. Ceyhan'mış arkadaşım. Geç. 9. soru. Uğur öğretmen tahtaya bazı sayılar yazmış ve öğrencilerinden bu sayıları en yakın doğal sayının tek ya da çift olması görevine göre gruplandırmasını istemiştir. Buna göre sırasıyla tek ve çift gruplarda kaç sayı vardır demiş. Biz bunları yapabiliriz. Çok zor bir şey yok. Kök 23 kime yakın? 5'e yakın. 5 nasıl bir sayı? Tek sayı. Kök 3 kime yakın? Kök 4'e. Yani 2. 2'de kim? Çift sayı. Teklik çiftlik olarak bakıyoruz. Kök 32'yi değerlendirelim. Kök 36'ya çok yakın dediğini duyar gibiyim o halde. Çift. Kök 12. Kök 12 9'a mı yakın? Yoksa 16'ya mı? 9'a daha yakın değil mi? 9 tam kare sayı 3 diye çıktı. Dolayısıyla tek. Kök 8 de 9'a yakın. Çok rahat görüyoruz. Bu da tek. Kök 48, kök 49'un dibinde. O zaman bu da tek. Bayağı tek sayı oldu. Kök 19, kök 16'ya yakın. Çift. Kök 15, kök 16'ya yakın. Çift. Kök 74. Düşünelim 64'e 10 birim uzaklıkta. 81'e 7 birim uzaklıkta. 81 diye düşünürsem 9 yani tek. Tekleri sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek, 4 çift. O halde cevabım Bursa. 10. soru. Bir laboratuvarda iki farklı bakteri türünün üreme hızlarını incelemek için Perihan hemşire A kabına türün birinden 4 üzeri 4 adet, diğerinden 9 üzeri 3 adet bakteriyi çoğalmaları için bırakmış. A kabında bakterilerin her 10 dakikada bir 3 katına, A kabında 3 katına çıkıyoruz unutma 3 kat. B kabında bakterilerin her 10 dakikada bir 2 katına, burada da 2 katına çıkıyoruz. Bir saat sonunda kaplardaki bakteri sayılarının oranları aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bir saat 60 dakika yani 6 kez 3 katına çıktım. A kabı için konuşalım. Hali hazırda 4 üzeri 4 yani 2 üzeri 8 adetti. 10 dakika sonra 3 ile çarptık. Bir 10 dakika sonra bir daha 3 ile. Bir daha 3 ile, bir daha 3 ile, bir daha 3 ile ve bir kez daha 3 ile. Neden bu kadar 3 ile çarptık? Çünkü 1 saat 60 dakikanın içerisinde
O kaç tane? 6 tane 10 dakika vardır. Doğru mu? 6 kez 3 katına çıkacak. Yani bir başka deyişle 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 6 mı oldu? Harikasın. B kabına gelelim. B kabı hali hazırda zaten 3'ün karesinin küpünden 3 üzeri 6 taneydi. En başta. Sonra 2, 2, 2, 2 bu şekilde gidiyor. 1, 2, 1, 2 daha. Yani 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 mı oldu bu da? Hadi bunları birbirine bölelim. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. 3 üzeri 6'lar gitsin. Bunları birbirine böldük. 2'nin karesi geldi. Tam tersi oranda olabileceği için olabilir diye sormuştuk. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Harika. Devam ediyoruz. 11. soru. Kök 192 metre olan kumaşın orta noktasını bulmak için okulda öğrendiği karekökte ifadeler konusundan yararlanmaya çalışmış ama öğrenememiş belli ki. 192'yi 2'ye bölmüş, kök 96 bulmuş. Öyle bir dünya yok. Normalde kök 192 dediğimiz ifade 8 kök 3 müydü? Kök 96 nedir? Kök 96 16 çarpı 6'dan 4 kök 6. Normalde olması gereken bu. 4 kök 6. Peki şimdi diyor ki Nermin'in bulduğu sonuç için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Normalde hangisini bulması gerekiyordu arkadaşlar? Normalde bulması gereken şey neydi? 8 kök 3'ün yarısı 4 kök 3'ü bulması gerekiyordu. Ama kimi buldu? 4 kök 6'yı buldu. Demek ki bulduğu sonuç gerçek sonucun kök 2 katı mı? Evet, bulduğu sonuca bakar mısın? Bulduğu sonuç 4 kök 6. Aslında 4 kök 3 bulmalıydı. Kök 2 katı büyüklükte buldum. Güzel. 12. Soruyu okudun. Diyor ki bu çiftçi tarlasının tamamına bu ürünlerden hangisini ekseydi diğer ürünlerden daha fazla gelir elde ederdi. Yani aslında senenin başında bilemediği için tüm ürünleri ekmiş fakat bir üründen diğer ürünlere nazaran daha çok kâr elde etmiş. O ürünü bulalım mı beraber? Nasıl yapalım? Şuradaki merkez açıyı bul bakalım. 150, 70, 220, 270'ten çıkardım 50 derece mi geldi? Bu da 90 derece zaten. O zaman sıfırları silelim. Yapabiliriz bunu. Burada 9 tane arpa olsun. Burada 15 tane. Burada 7 tane. Burada da 5 tane. Bakın soruyu rahatlattık. Şimdi buğdayı düşünelim. Buğdaydan 30.000 TL gelir elde etmişim. 15 tane buğday. 15 birim, 15 kilo mu dersin, 15 ton mu dersin? Artık onu sana bırakıyorum. 30'u 15'e böl. Burada 2000 buğdaydan. Arpaya gelelim. Arpa 15.000 lira kâr elde etmiş. Arpa ama 9 taneydi. 15'i 9'a böl. 2000'den daha az bir sayı çıkardı. 15 bölü 9 nedir arkadaşım? İstersen 3'e böl yaz. 5 bölü 3. 1.66. Şöyle devirli bir şekilde yazalım. Pancara geldim. Pancara bakıyorum. Pancarım 5. Peki pancar 10.000 lira. 10.000'i 5'e böldüm. 2000 de buradan geldi. Peki. Nohuta geldim. Nohut 25.000. Nohuta bakıyorum 7. Yani 25 bölü 7. 25'i 7'ye bölersem 2'den büyük. Değil mi? 2 küsür bir şey. Bu benim için yeterli. O halde nohut burada aslında en çok kârı getiren ürünmüş. Keşke çiftimiz senenin başında hepsini nohut ekseymiş. 13. 10 boncuk ve tahta blok üzerinde tutturulmuş 3 çubuğu olan bir düzenek kullanılarak 3 basamak sayılar aşağıdaki kurala göre oluşturuluyor. Düzeneğin hiçbir çubuğu boş kalmamalıdır. Sayı oluşturmak için boncuklardan istenilen kadar kullanılabilir. Yukarıdaki düzenekte oluşturulan sayı 422'dir. Görüyorsunuz. Bu sayı oluşturmak için 8 tane boncuk kullanılmıştır. Diyor ki bu düzenekte 300'den küçük kaç tane tam kare sayı oluşturulabilir? Bir kere 3 basamak oluşturman gerektiğini anlamalısın. Neden? Çünkü arkadaşım bütün çubuklarda en az bir tane boncuk olsun diyor. O halde ve hiçbir kısımda hiçbir çubukta boş kalmayacak dediği için 121'i oluşturabilirim değil mi? 121. Ayrıca maksimum 10 boncuk kullanabiliyorum. Burada kaç boncuk kullandım? 4 boncuk kullandım. Sonra 144. 12'nin karesidir. Bir tam kare sayı. Burada 9 boncuk kullandım. Harika, her şey yolunda. 169. Ah, 169 çok fazla. 10 boncuktan fazla kullandım. Mümkün değil. 196. 14'ün karesi. Mümkün değil. Çok fazla kullandım. 225. 9 boncuk kullandım. Bu da uygun. Şunlara dikkat atalım. Sonra 225'ten sonra kim var? 16. 16'nın karesi 256 mıydı? Çok kullandım. Çok kullandım. Olmadı. 17'nin karesi 289. Yine fazla kullandım.
Bundan sonra 300'e geçiyorum. 18'in karesi 324. 300'den küçük demiş bana. Kaç tane tik attım? 3 tane tik attım. Cevabım Bursa. 14. Bak Mehmet ok yönünde kök 190 metre yol alacakmış. Kök 190 metre dediğimizi sen biliyorsun ya, kök 190'ı, bunda bir şey yok. Kök 196 olan tam kare sayım biliyorsun 14'ün karesiydi. Aşağısında da kök 169, 13. Demek ki 13 ile 14 arasında bir yerde. 13 ile 14 arası nerede? İşte burada, ST arası. Bitti. Yapıştır geç. 15. soru. Şimdi okul başkanlığı seçiminde Hakan, Sinan, Yeliz ve Hilal aday olmuşlar. Bu kişilerin aldıkları oy sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiş. Mesela Hilal 111 tane oy almış. Bayağı iyi oy almış. Sinan da iyi oy almış. Hakan da aslında iyi oy almış ama birinci Hilal olmuş arkadaşlar. Peki ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Hilal tüm oyların %30'unu mu aldı acaba? Merak ediyorum. Toplayalım mı, ne dersiniz? Hadi toplayalım. 111, 105 ile 100'ü hemen kafadan toplayayım. 205 ve 54. Topluyorum bunları. Hop, 0 geldi. Harika. Elde var 1. Şurası 7. 3. 370. 370 geldi. Hilal tüm oyların %30'unu mu aldı acaba? 370'in %30'unu bulalım mı beraber? 0, 0, 0, 0. 37 çarpı 3. Aa, 111 geldi. Hakikaten öyle. Hilal tüm oyların %30'unu almış. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülüm %100 doğru. Hakan'ın aldığı oy sayısı, Yeliz'in aldığı oy sayısının %46 fazlasıdır. Hakan'ın aldığı oy sayısı 100, Yeliz'in aldığı oy sayısı 54. 54'ün %46'sı, hayır mümkün değil. 54'ün 46 fazlası 100 yapar, tamam da 54'ün %46'sını bulurken çok abuk bir sayı çıkacaktır değil mi? Hiç öyle 46 falan gelmez. Mümkün değil. 3'e bakalım. Hilal'e oy veren 2 öğrenci ve Yeliz'e oy veren 1 öğrenci Sinan'a oy verseydi. Hilal'den 2 kişiyi sildik. Kaldı mı 109? Peki. Yeliz'e oy veren 1 öğrenci de gitsin. Kaldı mı 53? 3 kişi kime verecek? Sinan'a oy verecek. Sinan kaç oldu? 108 oldu. Ama hala Hilal birinci. Hala Hilal birinci. Sinan kazanırdı. Yanlış, bu da olmadı. Yalnız 1, yani Adana doğru yanıt olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. 16. sorumuz. Bakın hep karşılaştığınız o güzel sorulardan. Yukarıdaki bir çiçek için eş saksılar kullanılarak oluşturduğu kuleler verilmiştir. Bir tane saksıyı görüyorsun. 2 üzeri 3 yani 8 santimetreymiş. Şu 3 tanesi ise 2 üzeri 4 yani 16 geliyormuş. Şurası 8'di. O zaman şu parçalar 16'dan 8 çıktı. 8'i 2'ye böldüm, 4. Peki. Şimdi diyor ki bu raf 4 üzeri 3 santimetre uzunluğunda olduğuna göre rafa üst üste en fazla kaç saksı yerleştirilebilir? 4 üzeri 3, 4, 4, 4, 64 mu? 64'ten bir kere şu en alttaki 8'i bir çıkar arkadaşım. Kurtul ondan. 64'ten 8 çıktı, 56. Ama bir tane saksıyı unutma. Burada kullandın. Bir tane kullandın. Sakın unutma. Şimdi iç içe koyuyorsun. 56'yı 4'e böl bakayım. 16. 16 tane geldi. 14, 16 nereden çıktı? 14 pardon. 56'yı 4'e böldük, 14 tane geldi. 14 tane buradan, bir tane de en altta saksı vardı. 14 artı 1'den 15 yanıtım oldu. 17. soru. Diyor ki işte kutuları birbirine eşleyecek Berna. Aynı olanları. Aynı olanları eşleyelim. Hatırlıyorsunuz soruyu. Kök 75, 5 kök 3 demektir. Bunlar gitti. Kök 80, 4 kök 5 demektir. Kök 48 de 4 kök 3 demektir. Bunlar gitti. Geriye kim kaldı? Kök 150. Yani 5 kök 6 mı? Bunları biliyorsun. Çok hızlısın artık. Diyor ki Berna 5 kök 6'yı kullanıp bir kare yapacak diyor. Karenin bir kenarı 5 kök 6'ymış. O zaman bunun çevresi ne olur? Çarp 4 ile 5 kök 6 çarpı 4, 20 kök 6, yani Denizli olacaktır. Devam. Tünelden geçmek istiyoruz. Kamyonumuzun uzunluğu belli. Genişliği de belli. Olması gereken diyor ki en fazla 4,5'a kadar izin var. Yükseklik anlamında. Genişlik anlamında da 3 metreye kadar izin var. O halde arkadaşım B'ye öyle bir sayı vereceğiz ki bu 3,9'a kadar gelebilecek ancak, değil mi? Yoksa 39 falan olur maazallah, sıkıntı çıkar. 1 virgül, bir tane daha 2, 3, 4, 5, 6. Demek ki 3,9 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazabilirim ben bunu. B'ye verebileceğim en büyük sayı eksi 6. Daha büyük sayı verebilir miyim? Maalesef eksi 5 ver bakayım. 39 yapar sakın. Daha küçüğünü de vermek istemiyorum açıkçası. B'ye verebilecek en küçük sayıdan, en büyük sayıdan bahsetmiş.
A için konuşalım. Burada da bak şimdi yaklaşıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da şu mu demek? 2,8 çarpı 10 üzeri 5 mi? Eksi 5 mi? Eksi 5. Doğru mu? A'ya verebileceğimiz en büyük sayı da bu mu arkadaşım? 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Doğru. Bunları verdik. Diyor ki A eksi B'yi bulur musun diyor. A eksi B'yi. A yanlış mı yaptık? Hemen kontrol edelim. 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bir hata var mı? Yok. Tamam. Yok, şurada bir hatamız olmuş. Hemen düzeltelim. Hemen düzeltelim. 10 üzeri 5. Yani 5 eksi eksi 6'dan kaç geldi arkadaşım? 11 geldi. Yani bunun cevabı ne çıktı? Adana çıktı. Doğru mu? Var mı bir hata? Yok. Devam. 19. Evet, görüyorsun. Patlıcan var, domates var, kabak var. Bunların hepsini yazmış tek tek. Hemen bunları yazalım isterseniz. Şurası kaç? 6 kök 2 mi? Tamam. Burası kaç? 4 kök 2. Süper. Bize patlıcan ekili alan 12 metrekare demiş. O zaman şunun 2 kök 2 olması lazım. Çünkü çarpınca 12 kök 2 12 yapsın. O zaman burası da 2 kök 2, şurası da 3 kök 2. Hepsinin alanlarını yazmak istiyorum. Patlıcanı zaten biliyorum, 12. Kabak 24 olduğu durumda yaparsın. Domates o da 24 oldu. Biber bu da çarp 48 geldi. Kabak ve domates ekili alanların toplamı biber ekili alanı eşit. Ama önce bire bakalım değil mi? Domates ve kabak ekili alanlar birbirine eşittir demiş. Doğru. Kabak ve domates ekili alanların toplamı biber ekili alanı eşittir. Doğru. Patlıcan ekili alan biber ekili alanı çeyreğidir. Patlıcan 12, biber 48. Doğru. Tüm bahçenin çevre uzunluğu hesaplayalım. Şurası 6 kök 2. Şurası 9 kök 2. Topladım 15 kök 2. 2 ile çarptım 30 kök 2. Bu da doğru. Alayı doğru çıktı. Dolayısıyla cevabım neymiş? Denizli. Ve son soru. Hadi bunu da yapalım. İşte spor malzemelerinin satıldığı bir mağazada basketbol, futbol ve voleybol toplarının birim alış fiyatı ve bu topların her birinin satışından elde edilen kar oranları aşağıda verilmiştir diyor. Harika. Arkadaşım, bu mağazada aldığı basketbol, futbol ve voleybol toplarının her tür için eşit miktarda ödeme yapan bir kişi var. O zaman bunların ek okunu bulmam lazım. 20, 30, 18 ek oku kaç? 180. Harika. O zaman bundan 9, bundan 6, bundansa 10 tane almam lazım. Değil mi? Peki. Süper. Şöyle bir yapalım. Hepsi 180 lira oldu. 180'in %20'si ne yapar? 36 yapar. Bu da 180 oldu. 180'in çeyreği ne yapar? 45. Bu da 180 olmuştu. 180'in %15'i lazım. O da 24 yapar. Topla bunları. 180'in 27 yaptı değil mi? Yanlış yazmayalım. 18, 9 aynen 27. Şimdi topla. 36, 45 ve 27'nin toplamı kaç gelecektir? 108 gelecektir. Bu sorumuzun cevabı da Adana geldi arkadaşlar. Umarım iyi netler çıkarabilmişsinizdir.